Türkiye'ye korsan diyen Güney Kıbrıs'a büyük şok. Türkiye'nin engellemesiyle talepleri reddedildi. Türkiye'nin meşru hakları gereği Doğu Akdeniz'de yürüttüğü faaliyetleri küstahça korsanlık ifadesi kullanan Güney Kıbrıs Rum yönetimine Türkiye'den büyük bir ders geldi. Birleşmiş Milletler'in Cenevre'de düzenleyeceği toplantıya Rum kesiminin katılması engellendi. İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Konferansı'na gözlemci olarak katılma talebi geri çevrilen tek ülke, Türkiye'nin muhalefeti sonucu Güney Kıbrıs Rum yönetimi oldu. Artık durum değişti. Türkiye temsilcisi, ülkesinin bu zamana kadar Güney Kıbrıs Rum yönetiminin konferansa katılmanı engellemekten kaçındığını, her oturumun sonundaysa bu katılımdan duyduğu memnuniyetsizliği mektup yazarak ifade ettiğini dile getirdi. Ancak artık bu durumun değiştiğini söyleyen temsilci, Türkiye bu sene bu özel talebi desteklemeyecek ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği üzüntü duyduklarını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği, Türkiye'nin bu kararından dolayı üzüntü duyduklarını belirtti. ABD temsilcisi Robert Wood, Türkiye'yi meseleyi yeniden değerlendirmeye çağırarak Türkiye'nin Güney Kıbrıs Rum yönetiminin konferansın çalışmalarına katılmasını engellemesi üzücü şeklinde konuştu. Türkiye 65 üyeden biri. Birleşmiş Milletler'in Cenevre ofisinde düzenlenmesine rağmen Birleşmiş Milletler'den bağımsız olduğu için Birleşmiş Milletler'in tüm üyeleri silahsızlanma konferansına üye değil. Türkiye ise konferansın 65 üye ülkesinden biri. Bununla birlikte üye olmayan devletler de talep etmeleri halinde konferansa gözlemci olarak katılma hakkına sahip. Türkiye'ye korsan tanımlaması yapmışlardı. Türkiye'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimini engelleme kararı, Akdeniz'de gaz ve petrol rezervlerinin iki ülke arasında anlaşmazlık kaynağı olduğu zaman da geldi. Güney Kıbrıs Rum yönetimi Akdeniz'de yaşanan gerilimle ilgili küstah bir açıklama yapmış ve Türkiye hakkında korsan devlet yorumunda bulunmuşlardı.